Türkçenin bugün Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde göçmen çocukları için ana dili olarak öğretildiği biliniyor. Ancak her şeyden önce de Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerin misafiri olmadıkları da ayrı bir gerçek. Bugün Batı Avrupa'da yaşamakta olan Türk toplumunun geri dönme hayalleri artık çok gerilerde kaldı. Türkçe ise halen bu ülkelerde 4 milyondan fazla insanın evinde konuşulan bir iletişim aracıdır. Ve bu evlerde yetişen yüz binlerce çocuk Türkçeyi ana dili olarak öğrenmektedir. Ne var ki son dönemlerde Hollanda hükümeti yürüttüğü ana dili karşıtı bir kampanya sonucunda ilkokullardaki Türkçe derslerini 1 Ağustos 2004 tarihinden başlayarak kaldırmak yoluna gitmiştir. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, işte bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak programımızın konusunu bu hafta Hollanda'da ana dilini öğrenme hakkına karşı yapılan uygulamalara ayırdık. Sayın Kubilay Dökmetaş ve Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Kutlay Yağmur programımızın bu haftaki konukları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın Yağmur, isterseniz ilk önce Hollanda'da 6-12 yaş arasındaki Türk çocuklarının Türk dili ve kültüründen yoksun olarak yetiştirilmesine karşı çıkan Türkçe için el ele kampanyasından başlayalım. Ne dersiniz? Tabii efendim. Teşekkürler. Aslında çok güzel bir giriş yaptınız programa ve programınızın adı da bizim mücadelemizi simgeliyor. Bizim de sözümüz Türkçe üzerine. Türkçe bizim öz değerimizdir, ortak davamızdır. Türkçe bizim ortak gelecek bilincimizi simgeliyor, dil bilincimizi simgeliyor, öz kültürümüzü simgeliyor. Onun için Türkçe bizim ortak davamızdır, onun için Türkçe için el ele hayata geçmiştir. Neden çıktı Türkçe için el ele? Hollanda hükümeti, az önce belirttiniz, 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren Türkçe derslerini ilkokullardan kaldırmıştır. Bizim buna karşılık yaptığımız çalışma Türkçe bizim için vazgeçilmezdir sloganıyla biz ana dilimizden vazgeçmeyiz. Çocuklarımızı bu ellerde, bu ülkelerde, Batı Avrupa'da ana vatanımızdan uzak olsak da ikinci dilin, ikinci kültürün hegemonyası altında onların eritilmesine izin vermeyiz inancıyla yola çıkarak Türkçe derslerini kendimiz kurma kararı aldık. Sivil toplum hareketi olarak Türkçe için el ele başlamıştır. Şimdi bu mücadele kapsamında neyi yapmaya çalışıyoruz? Aslında 8 şiddetinde bir depremle Hollanda siyaseti bizim Türkçe derslerimizi yerle bir etmiştir. İlkokullarda 30 yıldır verilen Türkçe dersleri kaldırılmıştır. Ve bunu kaldırırken de bu derslerin entegrasyona engel olduğu gibi bilimsel hiçbir temeli olmayan bir yaklaşımla, tamamen siyasi bir yaklaşımla bu dersleri kaldırmışlardır. Bu kabul edilemez. Bunu kabul etmiyoruz zaten. Çünkü özbenliği gelişmemiş insanlar, kimliği gelişmemiş insanlar, ben kimim kavramını cevap veremeyen insanlar zaten bulundukları topluma başarılı, özgüvenli bireyler olarak katkı sağlayamazlar. Başarılı olamazlarsa eğitimde başarısız olurlar. Eğitimde başarısız olunca işsiz kalırlar. Dolayısıyla o toplumda suç oranı artar. Ama Hollanda siyaseti bunu görecek vizyona sahip değil gibi gözüküyor mevcut siyaset. Ve bu bir asimilasyona doğru da götürür değil mi efendim? Evet, yani bu adını koyarsak bu bir asimilasyon politikasından ziyade bir tecrit politikasıdır aslında. Asimilasyon politikasının şöyle bir olumlu yanı olabilir. Hiç olmazsa sizi dışlamaz sizden.
Yani benden olmaya çalışın der. Ama Fransa'da nitekim bu vardır. Asimilasyon politikası vardır. Fransızca konuşan herkes Fransız vatandaşı muamelesi görür. Fakat burada tamamen bir ayrım. Burada tamamen tecrit etme, ayırt etme, bizi güçsüzleştirme, çocuklarımızı kişiliksizleştirme, uzun vadede de bunların kültürel olarak yok olmasına yol açma çalışması vardır. Meselenin özü buradadır aslında. Fakat Türk toplumu açısından dil, Türkçe bir öz değerdir. Toplumlar açısından bazı öz değerler vardır. Kültür bunun bir boyutudur, dil bunun bir boyutudur, din bunun bir boyutudur. Nitek bazı toplumlara baktığımızda, Yunanlılara ben baktım, Avustralya'ya giden Yunanlılarda adamlar önce Ortodoks kiliselerini kuruyorlar. Avustralya'da ben doktoramı yaptığım için oradaki ortamı çok iyi biliyorum. Evet. Hemen yanında dil okullarını kuruyorlar. 55 yıldır Avustralya'da oldukları halde, Amerika'da oldukları halde dillerini 3. 4. kuşakta olmalarına rağmen çok canlı bir şekilde koruyorlar. Toplum olarak bu iradeyi ellerine almışlar. Tabii Yunan devleti de bu insanları oralarda kaynak olarak, kaynak derken dil öğretim malzemeleri olarak, öğretmen olarak destekliyorlar. Sürekli destekliyor. Onu, evet, yani Yunan devleti de bunları destekliyor. Bu bir yerde bizim devletimize de aslında mesaj olması lazım. Bu işlerin yapısal bir şekilde yapılması lazım. Bizim de bu çalışmaları yapısal bir şekilde sürdürmemiz lazım. Şu örneği vermek istiyorum. Hollanda toplumuna baktığımızda, Hollanda toplumunda örneğin Avustralya'da Hollandalı göçmenler var. Kanada'da Hollandalı göçmenler var. İkinci kuşaktan itibaren %95 oranında biz İngilizceye geçtiklerini görüyoruz. Yani ana dillerini bırakıyorlar, tamamen İngilizceye kayıyorlar. Evet. Dolayısıyla onların için dil özdeğer olmadığı için göçmenlerden de yani Türklerden de aynı şeyi bekliyorlar. Ana diliniz değersizdir, geçiniz, bırakınız. Anlıyorum, anlıyorum. Anladığımız kadarıyla Hollanda'da bir bu anlamda bir şey var, bir yangın var. Ve buna karşı da çok da yanıtsız olmayacak herhalde. Bunun yanıtlarını, buna karşı duruşun hangi aşamada olduğunu da birazdan tekrar sizden alacağız. Efendim, dil yalnızca bir iletişim aracı değil elbette. Aynı zamanda nesilleri birbirine bağlayan, ortak duygu ve düşüncelerin, ulusal kültüre özgü bütün değerlerin, ninnilerimizin, ağıtlarımızın, masallarımızın, deyimlerimizin ve tabii türkülerimizin de yaratıcısı yine o güzel Türkçemiz. Değil mi Sayın Kubilay Dökmeteş? Evet sevgili Ekrem. Hele hele programın adıyla da özdeşleşmiş sözümüz Türkçe üzerine deyince en büyük söz de burada herhalde türkülere düşer diye düşünüyorum. Evet. Zaten Usta Ozan, değerli Ozan Aşk Veysel de türküs, türkü çağırırız veya türkü seven türkü söyler der diğer bir ozanımız. Dolayısıyla en güzel denecek şeyler de türküler gayet net bir şekilde ortaya koymuştur diyoruz. O zaman türkülerin diline bırakalım. Hangi türküyü dinleyeceğiz? Usta Veysel'den hoşgörü ve birliğe çağrı. Beni hor gör be kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım der. Peki, dinliyoruz efendim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım dost? Aynı vardan var olmuşuz. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım dost? (Gülüyor)
topraktandır cümle beden, nefsini öldürmeden. Topraktandır cümle beden, nefsini öldürmeden. Böyle emretmiş Yaradan, böyle emretmiş Yaradan. Sen kalemsin, ben uçmuyum da. Böyle emretmiş Yaradan, böyle emretmiş Yaradan. Sen kalemsin, ben uçmuyum da. Tabiata veysel aşık, topraktan doğduk kardeşi. Tabiata veysel aşık, topraktan doğduk kardeşi. Aynı yolcuyuk yoldaşı, aynı yolcuyuk yoldaşı. Sen hancısın, ben başlıyım. Aynı yolcuyuk yoldaşı, aynı yolcuyuk yoldaşı. Sen hancısın, ben başlıyım da. Sen hancısın, ben başlıyım da. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Sayın Dökme Taş, ne güzel mesajlar değil mi? Birliğe, kardeşliğe, dostluğa, hoşgörüye. Kimsenin kimseyi hor görmemesine dair ne güzel mesajlar. Tam hümanistçe bir mesaj. Hı hı. Evet. Programımızın başında da mesajımızı sizlere duyurduk. Türkçe için el ele kampanyasına sizler de katılabilirsiniz efendim. Hollanda'da yaşayan ve Hollanda'da Türkçe eğitiminin verilmesini candan arzu eden kardeşlerimizi biz buradan ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Bu davet inancı, politik eğilimi her ne olursa olsun Türkçe'ye gönül vermiş bütün kardeşlerimiz için geçerlidir. Değerli izleyenlerimiz, Hollanda'da Türkçe ana dili öğrenimini yeniden yapılandırmak için yürütülen bu kampanyamız için bir de elektronik posta adresimiz var. Bir internet adresimiz var. Hemen sizlere iletmek istiyorum. 3 tane çift ve nokta Türkçe tire icin tire el tire ele nokta nl. Tekrar ediyorum. 3 tane çift ve nokta Türkçe tire icin tire el tire ele nokta nl. Düşüncelerinizi, duygularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki katkılarınızı bekliyoruz. Bu arada yine düşüncelerinizi bizlerle paylaşmanız, duygularınızı bizlerle paylaşmanız için size faks numaramızı ve program adresimizi, program elektronik posta adresimizi vermek istiyorum. sozumturk@trt.net.tr sozumturk@trt.net.tr ve faks numaramız 0090 312 491 28 14 0090 312 491 28 14. Ne kadar anlamlı bir kampanya değil mi? Dikkatimi çekti. WWW demedin sevgili Ekrem. Yani benim, özellikle mi? Benim ana dilimde ve benim alfabemde böyle bir harf yok. Çift hem de bu kampanyaya da uymaz. Evet, hem de bizim programımıza da uymaz değil mi? Doğrusu da odur. Evet. Peki efendim, tekrar size dönmek istiyorum. Böyle bir uygulama var. Ana dile, Türkçe ana diline karşı yapılmış bir uygulama. Ama buna karşı çok da Türk kamuoyu orada sessiz değil. Evet. Gerçekten insanı heyecanlandıran, buradan heyecanlandıran ciddi çalışmalar var. Bir de o tarafını dinleyebilir miyiz sizden? Tabii. Bu mücadelenin çok kolay olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü insanlarımız her şeyden önce, anne babalarımız şöyle kandırılmışlar. Okul eliyle kandırıldığı için bizde okul otoritedir. Evinizde Türkçe konuşmayın, çocuklarınız Hollandacayı etkili bir şekilde öğrenemezler. Kandırmacasıyla bizim ailelerimizin, anne babalarımızın Türkçenin değersizliğine inandırmışlar. Biz yaptığımız toplantılarda kent kent dolaşıyoruz. 5 bilim adamı bu Türkçe için el ele vakfının
yönetim kurulundayız. Bilim adamı arkadaşlarımızla dolaşıyoruz. Ailelerle toplantı yapıyoruz. 300-400 insan katılıyor her gittiğimiz kente. Ve biz onlara Türkçe neden önemli? Bilimsel olarak da Türkçe çocuklarımızın özbenlik gelişimi için, kimlik gelişimi için, zihinsel gelişimi için, bilişsel gelişimi için bunun bilimsel temellerini iki dillilik literatüründen yola çıkarak insanlarımıza anlatıyoruz anlayacakları bir dilde. Ve Türkçenin her şeyden önce bizim çocuklarımızın duygusal gelişimi için çok önemli bir dil olduğunu anlatıyoruz. Az önce bu türküde çok güzel ifade ettiğiniz gibi o duyguyu Hollandaca bir şarkıda çocuğumuzun ifade etmesi veya hissetmesi mümkün mü? Mümkün değil. Şunu çıkarabiliriz değil mi? Her ülke insanının kendi ana dilinde düşünmesi diye bir olguya kabul ediyoruz. Tabii. Kendi ana dilinde düşünmesi. Önemli olan bu herhalde değil mi? Çocuklarımız ilk 4 sene zaten Türkçeyi evlerinde öğreniyorlar. 5 yaşından itibaren okula başlıyorlar. Ve okula başladıklarında ikinci bir dil sistemi, ses dağarcığı, sözcük dağarcığı farklı bir yapıyla karşı karşıya kalıyorlar. Eğer Türkçe altyapısı ne kadar güçlü kurulmuşsa, İkinci dildeki yapı da o kadar güçlü kurulur. Biz ailelerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve kent kent dolaşarak bunu yapıyoruz. Ve kolay olmuyor. Dernekleri, bizim maalesef toplumumuzda bir sancı var. Bölünmüşlük sancısı var bizde. Sağcıdır, solcudur, laiktir, bilmem nedir diye bir bölünmüşlük sancısı var. Biz ama bunu çok şükür aştık. Mesajımızda da biraz önce takdir edersiniz. Mesajımızda da özellikle üzerine basa basa ifade etmeye çalıştık. Siz de onu vurguladınız. İnancınız, görüşünüz ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Burası Mevlana kapısıdır. Bu Türkçe bayrağıdır. Biz Türkçe bayrağı altında birleşmek istiyoruz. Türkçe bayrağı altında birleştirmek istiyoruz toplumumuzu. Ancak bunu yaptığımız sürece, bunu başardığımız sürece Hollanda siyasetiyle de yeniden biz güçlü bir şekilde bu bizim ana dilimizdir. Biz dilimizi dernek köşelerinde, camilerde, kıyıda, köşede öğretmek istemiyoruz. Biz kimin olduğunu bilmediğimiz insanlar tarafından da bu eğitimin verilmesini istemiyoruz. Marjinal gruplar çocuklarımızı farklı amaçlar doğrultusunda kullanmasınlar inancıyla biz bu işe sahip çıkmak istiyoruz. Eğitim birliktelik ister, eğitim beraberlik ister. Dolayısıyla biz bu amaçla çocuklarımızın eğitimlerini yine devam ettikleri okullarda almalarını istiyoruz. Baskımız bunadır, mücadelemiz bunadır. Çocuklarımız yine not almasalar bile biz kendimiz organize edeceğiz. Onlar finansmanını kestiler. Hollanda siyaseti bu işin finansmanını kesti. Ama biz diyoruz ki biz aylık 8-10 euroluk katkılarla biz bu işi yeniden kurabiliriz. Mücadelemizi yeniden okullarımızı yeniden kurabiliriz. Biz bu işi kendi ellerimizle yapabiliriz. Öğretmenlerimizi seçeriz. Eğitime başlayabiliriz diyoruz. Bir şey hemen kaçırmadan tekrar duymak istiyorum. Bir ekonomik müeyyide de uygulandı herhalde değil mi? Çünkü o finans kaynakları kesildi dediniz. Evet. Biraz önce. Şimdi bizim 630 tane Türkçe öğretmenimiz vardı Hollanda'da. Bu 630 Türkçe öğretmeninin işine son verildi. Türkçe dersleri kaldırıldı. Bilinçli mi yapıldı bunlar yani? Elbette. Bu bir program dahilinde. Evet, bir program kapsamında yapıldı bu. 94'ten beri zannediyorum bu işin üzerinde çalışıyorlar. İstedikleri Türk çocuklarının Hollanda'da dilsiz, kültürsüz, sadece Hollanda dili ve kültürüyle büyümesi, yani kendi özbenliklerini unutması. Bu ciddi bir hamledir. Kültürümüz sadece o açıdan kuşatılmamıştır. Başka alanlarda da kuşatılmıştır. Türkiye'den evlilikleri sınırlamak istemektedirler. Eğer Türkiye'den evlenecekseniz 6500 euro gibi Türkiye'de başlık kalkmıştır ama başlık parası. Hollanda hükümeti başlık parasını tanıtıyor. Tırnak içinde daha batılı bir başlık mı? Daha batılı, evet. Adına harç diyorlar. Amaca veya yönelik. Evet. Belli bir amaca yönelik. Evet, harç mıdır, haraç mıdır? Fakat anladığımız kadarıyla orada böyle bir şey var, böyle bir baskı var. Hem de yalnız bir alandan değil, birçok alandan bir kuşatılma var. Ama bu kuşatılmaya karşı oradaki dostlarımız hiç de boş durmuyorlar. Peki biz devlet olarak nerede duracağız? Bizi burada heyecanlandıran çok güzel girişimleriniz var. Tekrar döneceğiz. Sevgili Ekrem, siz Kutlay Bey'le konuşurken hep aklımdan şu geçti. Acaba biz ülke olarak, devlet olarak ya da resmi politikamız açısından baktığımızda üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık mı? Ya da yapıyor muyuz? Ya da bundan sonra bu kampanya çerçevesinde ne yapmamız gerekiyor? Sivil toplum örgütleri herhalde çağımızda bu konuda çok şey değil mi? Evet. Çok etkin. Şimdi biz diyoruz ki oradaki yaşayan vatandaşlarımıza, evet bizim bir ana vatanımız var ama bu sorumluluk bize ait. Biz bunu kendi ellerimizle kurmak zorundayız. Harika. Biz bunu kendi ellerimizle kurmak zorundayız.
Bu buradaki bizim çocuklarımızın geleceği, onlara o bilinci vermek zorundayız. Çok güzel. Buna sevgili Ekrem de şahit olmuştu zaman zaman Avrupa konserlerinde mutlaka şahit olmuşsundur. Ben de şahit oluyorum sık sık gittiğimde. Orada çağıran dernekler özellikle sadece sizden türkücü olarak türkü dinlemek istemiyorlar. Yeni jenerasyonun, yeni kuşağın bilinçlenmesi, kültürünü kaybetmemesi, azınlık kültürünün içerisinde komplekse girmemesi, azınlık hissini duymaması için de biz gibi sanatçılardan orada farklı farklı sempozyumlar, panellerde bekliyorlar zaman çok, zaman. Çok doğru, çok doğru. Efendim küçülen dünyada çok dil bilmenin avantajları giderek daha da artıyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yaşantılarının doğal bir uzantısı olarak iki dilli bir ortamda yetişen gençlerin Almanca ve İngilizcenin yanı sıra ana dilleri, Türkçeyi de iyi bilmeleri onlara yeni yeni kapılar açıyor. Küçülen dünyada çok dil bilmenin avantajları giderek daha da artıyor. Yaşantısının doğal bir uzantısı olarak iki dilli bir ortamda yetişen gençlerin Almanca ve İngilizcenin yanı sıra ana dilleri Türkçeyi de iyi bilmeleri yeni yeni kapılar açıyor. Burada yetişmiş elemana esasında Türkiye'deki insanların çok daha büyük ihtiyacı var. Ama asıl ihtiyaç buradaki Alman yetkililerin. Çünkü Alman eğitimini almış, Alman mentalitesini bilen, Alman çalışma düzenini, disiplini alan birisine eğer biz Türkçe donanımıyla onu yüklersek, zenginleştirirsek, güçlendirirsek bu insan her iki toplum içinde biçilmiş kaptan. O açıdan Türkçenin öğrenim olarak doğru yapılması halinde çok büyük şansı var. Türkçeyi çok iyi bilen, çok başarılı insanların gerek Türkiye'de gerek Avrupa'nın diğer ülkelerinde sadece Almanya'da değil şansları çok büyük. Şu anda Türkiye'de 1200 civarında Alman işverenin yatırımı var, şubeleri var. Yine son dönemler Alman büyük şirketlerin fark ettiği Türklerin tüketici bir toplum olduğunu ve dolayısıyla onları kendilerini çekmek için Türkçe konuşan elemanlar aramaya başladılar ve elemanlar almaya başladılar. Yani çocuklarımızın Türkçe dört dörtlük konuştukları, bildikleri takdirde her zaman diğer çocuklardan, her zaman Almanlar da dahil olmak üzere hepsinden daha avantajlı bir konuma gelecekler. Ve geleceklerini garanti etme açısından Türkçeyi öğrenmek mecburiyetindeler. Hem içinde yaşadığı ülkenin dilini, hem kendi ana dilini bilen insan kendisine bir defa özgüven kazanacaktır. Kendi kültürel köklerini araştırmak istediği zaman onlara varabilecektir. Bir Yunus Emre'yi, bir Karacaoğlan'ı, bir Nazım Hikmet'i, bir Atatürk'ü iyi anlamak istiyorsa Türkçe kaynaklardan daha iyi bir şekilde gerilere doğru gidebilecektir ve kendi köklerini daha iyi kavrama olanağına sahip olacaktır. Ve ikincisi yani kimliğini geliştirme yolunda tabii önemli bir etken olacaktır. Üçüncüsü Türkçe dünyada konuşulan yedinci büyük bir dil olarak tanımlanmakta. En çok konuşulan yedinci dil olarak tanımlanmakta. O bakımdan da özellikle Türkiye Cumhuriyetler ve dünyadaki diğer konuşulan Türkçe konuşulan ülkelerde anlaşma olanağı, onlarla ticari ilişkilerde bulunma olanağı veya benzeri ilişkilerde bulunma olanağı sağlanacaktır. Almanya'da bugün 3 milyon civarında insanımız yaşamakta. Avrupa'da bu sayı 4-4,5 milyona yaklaşmakta. Almanya'da ikinci dil Türkçedir. Ana dilin olanakları yani düşünme olarak, ifade olarak ana dilin olanaklarını eğer iyi değerlendirebilirse birisi, onun arkasında yatan zengin dünyayı içinde yaşadığı toplumun diliyle kaynaştırabilir. Yani kültürünü, birikimini sağlayacak tarihi yapıyı, sosyolojik yapıyı, ekonomik yapıyı, Türkiye'den gelen ve Türkiye'den alabildiği bütün birikimi içinde yaşadığı hakim olan dilin olanaklarıyla kullanabilir. Bu ona bir ayrı kimlik kazandırır. Bu ona ayrıca onur katar. Ayrıca bu onu ön saflara çeker. Ana dil ayrıca öbür İçinde yaşadığı toplumun dilini öğrenmede de önemli bir kaynak olacaktır onun için. Çünkü ana dilde kendini ne kadar iyi ifade ederse, ne kadar düzgün ifade ederse, ne kadar doğru ifade ederse, içinde yaşadığı dilin
olanaklarını da o derece iyi kullanacağı için o dilde de kendini çok iyi ifade edecektir. Son yıllarda Almanya'da etnik pazarlama diye bir şey ortaya çıktı ve bütün Alman şirketleri Türk tüketicileri keşfettiler. O yüzden bu tüketicilere ulaşmak için Türkçe bilen eleman arayışı içindeler tamamen. Yani olayın bir boyutu bu. İkinci boyutu kültür boyutu ki bu çok daha önemli. Türkçeyi çok iyi bilen, özellikle okulda Türkçeyi kültür dili olarak öğrenmiş olan kuşaklar her iki taraf içinde kültür taşıyıcısı olacaklardır. Alman kültürünü Türkiye'ye, Türkçe'ye kazandıracaklardır. Türk kültürünü de Almanca'ya kazandıracaklardır. Dil çok çok önemli bir hadisedir. Eğer siz kendi ana dilinizi çok iyi bilirseniz, yani güzel ve düzgün bir Türkçe konuşursanız, bakınız neler sağlar size. Bir defa özgüveninizi artırır. İki, toplumda saygınlığınızı artırır. Üç, bu da son derece de önemlidir. Kendinizin hayatınız süresince elde ettiğiniz başarılarda da rolü vardır. Yani başarılarınızı da etkiler. O zaman ilk önce kültürel kimliğinizi, yani kendi dilinizi ve kendi kültürünüzü bilmek zorundasınız. Ondan sonra tabii ki çok güzel bir Almanca öğrenmesi, arkasından çok güzel bir İngilizce öğrenmesi, bu çocuklarımızın başarısını da, hatta ilerideki mesleki yaşamlarında da çok büyük başarıları elde etmesini sağlayan güzel bir olgudur. Evet. Değerli konuklar, ulusal benliğin oluşmasında, özgüvenin oluşmasında ve ülkeler platformunda bir ülkenin kendini ulusal kimliğiyle ifade etmesinde ana dilin ne kadar önemli, ne kadar önemli, üstüne basa basa ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep beraber şahit olduk. Kısaca toparlarsak, bu çalışmalar şu dakikada hangi aşamada, gelecekte neler var önümüzde, hedefte evet. Neler var? Biz bugüne kadar kentlerde yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları sonucunda annelerin, genç annelerin özellikle çok büyük katkılarıyla yüreklerini koydular. Biz çocuklarımızı Türkçesiz büyütmek istemiyoruz dediler. Bu toplantılarda ağırlıklı olarak anne babalar yer aldılar ve bu bilinçlendirme çalışmaları sonucunda biz Hollanda Türkçe Eğitim Vakfı olarak 30 bin üyeyi geçtik. Bu çok önemli bir rakamdır. Ve bu şu anlamdadır. Biz bu insanların çocuklarını okullarımıza kayıt yaptırdık. 23 kentte ve kasabada, Hollanda'da irili ufaklı 23 kentte ve kasabada altyapımızı tamamladık. Örgütlenmemizi tamamladık. Mahalle komiteleri oluşturduk. Bu insanlar mahalle komiteleri sokak sokak dolaştılar. Türk insanlarla birlikte oldular. Okul temsilcileri seçtiler. Çocukların kayıtlarını yaptılar. Biz bir bakanlığın zor başardığı bir işi sivil toplum örgütü olarak tabandan yukarı doğru piramit gibi örgütledik. Ve inşallah Ocak ayından itibaren birçok okulda etkili bir şekilde eğitime başlayacağız. Kutluyoruz sizi. Ekim ayında başladık. Kutluyoruz. İki kentte Ekim ayında bu eğitime başladık. Ağustos ayında eğitim kalktı. Fakat biz 8 aydır bu eğitimin kaldırılacağını bildiğimiz için hummalı bir şekilde faaliyetteydik. Ve halkımızın desteğiyle, annelerin babaların desteğiyle biz bu Türkçe okullarımızı kurduk. Kolay olmadı, kolay olmayacak. Önümüze bir yıl engeller çıkacak. Önümüze siyasi engeller çıkacak. Biz bununla bilincindeyiz. Bizi frenlemeye, bizi yok etmeye, bölmeye, parçalamaya da çalışabilecekler. Malum çevreler. Fakat biz buna boyun eğmeyeceğiz. Biz inandığımız sürece, kendimize güvendiğimiz sürece, çocuklarımıza da güveni aşıladığımız sürece biz Türkçemizi Hollanda'da, Batı Avrupa'da yaşatacağız. Tam da Türkçe karşılığıyla Sayın Dökmataş şunu diyebiliriz değil mi? Programımızın başında böyle çok olumsuz şeylerden bahsettik. Çok kuşatılmışlıktan bahsettik ama Sayın misafirimizin söyledikleriyle umudu tekrar yeşerttik programımızda. Ve yüreğimize hani derler ya tam da Türkçe karşılığı su serptiriz. O emeği geçen anneleri, babaları selamlıyoruz buradan. O emeği geçen bilim adamlarımızı selamlıyoruz. O emeği geçen Türk dili aşıklarını selamlıyoruz buradan. Ve diyoruz ki hiç yalnız değilsiniz. Ve bu kutsal görev içinde aslında birlik beraberlik şart diyoruz. Sanatçısıyla, öğretmeniyle, politikacısıyla hangi inançtan, hangi gruptan, hangi eğilimden, hangi politik görüşten olursa olsun bu ortak paydamız Türkçe olmalı. Türkçeye karşı
duyarlılığımız olmalı diye düşünüyorum. Biz sanatçılarını Ekrem'ciğim olabildiğince gönüllü olarak hatta bu hareketin içerisinde üzerimize düşen bize ne zaman görev tevdi edilirse geçmişte yaptık zaten. Tabii yıllardır hiç kaçmadık. Bunu samimiyetle ifade ediyoruz. Evet, konserler düzenleyebiliriz. Sizleri davet ederiz çünkü finansman ihtiyacımız var. Geçmişte o doğrultuda yaptık. Evet. Hala da yaparız. Finansman ihtiyacınız olduğu bilgileri bize geldi. Program öncesinde geldi. Tabii ki sponsor olmak isteyen yani şu an bizi izleyen ama o heyecanı, o ana dile, o ulusal kültüre sahip çıkma heyecanını yüreğinde yaşayan birçok sermaye sahibi, birçok iş adamımız muhakkak ki vardır. Hadi sizleri de bekliyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Maddi destek yapmak isteyen, geliri ne olursa olsun, geliri ne olursa olsun, yüreğindeki zenginliği dostlarımızın ve bizlerin yüreklerindeki zenginlikle yan yana getirmek isteyen her kim ise kapımız açık diyor konuklarımız. Ve Türkçe için el ele kampanyasının umuduyla ben Kaygısız Abdal'la devam etmek istiyorum izniniz olursa. Efendim Kaygısız Abdal hepinizin bildiği gibi, birçoğunuzun bildiği gibi bakın ne diyor. Bilmediğin sözü söyleme. Ve dizeler devam ediyor. Ulaşamayacağın şeye elini uzatma. Kırılacak dala konma. Fakirlerin elinden tut. Tuz ekmek hakkını unutma. Latin harfleriyle Türkçe ilk kez misyoner, gezgin ve diplomatlar tarafından kullanılmıştır. Bugünkü bilgilere dayanarak Latin harfleriyle yazılan ilk Türkçe eserin 1303 tarihli Codex Cumanicus adlı Kuman el yazmaları dizisi olduğu söylenebilir. Bugün Vatikan'da korunmakta olan bu dini karakterdeki eser, aşağı Volga bölgesindeki Kıpçak Kuman Türklerinin Hristiyanlaştırılması amacıyla kullanılmıştı. Hristiyan dua, ilahi ve vaazlarını içeren Kuman El Yazmaları serisi, Kuman bilmeceleri de dahil olmak üzere Türk dilinin en eski ve en geniş örneklerini saklayan eşsiz bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Evet, öğrenmenin sonu yok. Kesinlikle. Öğrenmenin sonu yok. Dedik ki ve hep diyoruz ki Türkçenin bugüne kadar arı dil olarak gelmesinde türkülerimizin taşıdığı misyon gerçekten çok, çok önemli. Gerçekten bir halk müziği araştırıcısı olarak bunun alabildiğine bütün hücrelerinize kadar zaten yaşadınız yıllarca ve birçok eser kazandırdınız. Güzel bir türkü, güzel bir türkü ile bütün söyleyeceklerimize, bütün söyleyeceklerimize bir özet yapalım. Tabii ki sevgili Ekrem. Zaten şair de diyor ki ben halkım, feleğin sillesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime diyecekler mi? Türkülerle demişim. Yani kalem verilmemişse bile, başka ulusların boyunduruğu altında kalmışsak bile hiçbir zaman ne dilimizi ne türkülerimizi unutmamışız. İşte bizi var eden de bu olmuştur. Dolayısıyla biz yine sözü türkülere bırakalım. Sultan Abdal'dan bir güzelin aşığıyım erenler. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde. Kumdan kuma. Savuruyor yerde. Dinliyoruz efendim. Hadi. Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür nefesinize ediyorum. Sağlık, nefesinize sağlık. Nefesinize sağlık. Ne kadar arı, ne kadar duru bir anlatım değil mi? Doğru, belki birebir anlatım. O yüzyıllardan bugünlere gelmesindeki en büyük sihirde, etken de bu herhalde değil mi? Ayrıca hiçbir belki de ressamın çizemeyeceği tabloları bir bakıyorsunuz bir türkünün, bir atasözünün, bir bilmecenin bir yerinde, evet, bir veciz sözün bir yerinde resmen bir tablo gibi sayfalara dolmayacak betimlemeler, tasvirleri o türkü sözünde bir cümlelik, o güzel Türkçenizde bulabiliyorsunuz. Böyle de bir estetik yanı var Türkçenizin. Evet. Efendim sizlerin de bildiği gibi yazım sanatında noktalama işaretleri çok önemli. Ama bir de doğru ve yerinde kullanıldığı, kullanılmadığı zaman okuyucusunu şaşkına çevirir. Merhaba. Noktalama ile ilgili bir söyleşi için hazır mısınız? Noktalamanın da anlatılacak nesi olabilir diye gelir aklınıza. Oysa ne yazık ki noktalama ile ilgili de bir takım sorunlar yaşıyoruz Türkçe'de. Söz gelimi noktanın kullanımı bile zaman zaman şaşırtıcı olabiliyor. En basit örnek şu. Daha önce bir rakamla yanındaki rakamın ayrılması, yani ondalık sayıların ayrılması için kullandığımız işaret virgüldü. İstanbul için hep de deprem söz konusu olur. İşte 6.2 midir, 7.4 midir gibi nokta denmeye başlandı oralarda. Nokta mıdır hakikaten, yoksa 4 nokta yerine 4,2 demek mi gerekir? Şimdiye kadar kullandığımız işaret buralarda hep virgüldü. Bundan sonra da yine virgül demeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu işaretin nokta olarak değişmesi birçok şeyi alt üst edebilir. Başka neler var noktalama işaretlerinden? Çok sık kullandığımız işaretler var. Virgül mesela. Her yere bir virgül yapıştırma ihtiyacını duyuyoruz. Orada ihtiyaç olsa da olmasa da biz duyuyoruz bunu. Virgül gibi çok sık kullandığımız demeyeyim, hiç kullanmadığımız bir işaret var. Noktalı virgül. Hiç kimse kullanmıyor. Sanki bize ait bir işaret değil. Bir çeşit üvey evlat muamelesi yapıyoruz. Oysa noktalı virgülde tümceleri, cümleleri birbirine birleştirirken, bir cümleden anlamca devamı olan başka bir cümleye geçilirken kullanılması gereken bir işarettir. Mesela çocukları tarafından aranmayan yaşlı adam diye başlasam ben, yargının oluşması için yüklemi beklersiniz. Ben bu cümleyi böyle uzatıp
yüklemi koyuncaya kadar sizi bekletebilirim ve algılamanızı zorlaştırabilirim. Bu algılamayı kolaylaştırmak için işte çocukları tarafından aranmayan yaşlı adam virgül dedikten sonra bugün telefonla arandı gibi bir cümle ile onu birleştirebiliriz. Böylece kolay anlaşılmasını da sağlayabiliriz. O yüzden doğrusu noktalama işaretlerini doğru kullanmaktır. Galiba buna da biraz daha özen ve dikkat gerekir. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalar için. Noktayı, virgülü, hatta noktalı virgülü nasıl kullanmamız gerektiğinde çok önemli hatırlatmalardı bunlar. Efendim geldik bu haftaki programımızın da sonuna. Çok teşekkür ediyoruz sizlere, konuklarımıza. Bizleri aydınlattırdığınız için. Bize de teşekkür ediyoruz. Aydınlattığınız için, sesinizden eksik etmediğiniz için sağ olun, var olun. Türkçe için el ele kampanyası tekrar ediyoruz. Türkçe için el ele kampanyası devam ediyor. Ama onun devamlılığı ve sürekliliği sizlerin katılımıyla ancak mümkün. Onun için bir kez daha internet adresini vermek istiyorum bu anlamlı kampanyanın. 3v.turkce-icin-el-ele.nl. Tekrar ediyorum efendim. 3v.turkce-icin-el-ele.nl. Adreslerimizi vermek istiyorum size, elektronik posta ve faks numaramızı vermek istiyorum. Programımızla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşınız istiyoruz. Önce elektronik posta adresimizi vermek istiyorum efendim. sozumturk@trt.net.tr. Tekrar ediyorum. sozumturk@trt.net.tr. Faks numaramızı tekrar edeceğim. 0090 312 491 28 14. 0090 312 491 28 14. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Esen kalın efendim.